Merhaba, sizlerle bugün bu modeli çalışacağız arkadaşlar. Kolye modeli ve yan örgü modeli 12'li bir model. Dediğim gibi Instagram hesabımdan şablonunu öğrenmek isteyenler Instagram hesabımdan şablona ulaşabilirler. 12'li bir model ve yan örülen yan örgü tekniğiyle örülen bir model. Şimdi şablon şu şekilde yaptım ben ama çok uzun bir şablonu var. Ekran görüntüsü alabilirseniz şablon bu şekilde arkadaşlar. Şöyle şuraya da kaymış. Evet, şablonumuz bu şekilde ilerliyor. Ekran görüntüsü alabilirseniz boncuk sayıları zaten belli oluyor. Şu kısımdan başlıyor. Bitiş yeri de bu kısım. Buradan başlıyorsunuz. Şu şekilde gidiyor. Son kısmı da bu. Daha sonra tekrardan aynı şekilde başlıyorsunuz. Dediğim gibi 12'li bir modeldi. 12'li bir model olduğu için 2 4 6 8 10 ve 12 adet boncuğumu ayırıyorum. 12 adet boncuğumu ayırıyorum. Tığım numaramı da göstereceğim. Şimdi hemen bunlar naylon iplikler arkadaşlar. Bu havlu kenarı yaptığımız iplikler var ya, onlardan ipliklerimizde. Tığım numarası da her zamanki gibi 19 0.65 milim. Evet. Hemen örgümüze başlıyorum. Dediğim gibi hemen küçük bir model gösteriyorum ben her videomda. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12'li model çalıştığım için 12'li zincirimi çektim. Bir tane de fazla da çekebilirsiniz dilerseniz siz. Şimdi başladığım yerin ilk başına zincirimin ilk başına ipimi sabitliyorum ve bir zincir çekiyorum. Şu ipimi aşağıya çekiyorum. Daha sonra ilk zincirime şöyle bakın giriş yapıyorum. Şöyle. Ve bir boncuk alıyorum. İkisini beraber topluyorum. Tekrar ikinci zincirime geliyorum. Şöyle giriş yapıyorum. Ve ikisini beraber topluyorum. Üçüncü zincirime geliyorum. Bir boncuk. Şöyle bu şekilde bütün zincirlerimin üzerine boncuklarımı yerleştiriyorum. Her bir zincirime bir boncuk. Eğer zinciriniz küçük gelirse bir zincire iki tane boncuk da yapabilirsiniz. Sökmek zor gelirse.
Ben bazen o şekilde yapıyorum. Yani herhangi bir fark olmuyor. Evet, son bir boncuğum daha kaldı. Onu da şu şekilde geçiriyorum. Evet, ilk sıramızı yaptık. Bakın böyle yuvarlak bir modelim oluyor. Şöyle onu da şuraya koyalım. Evet. Şimdi yeniden 12 boncuk alıyorum. 3, 6, 9 ve 12. Ben normalde sayıları arkadaşlar artık çok fazla karıştırmadığım için normalde 12'şer almıyorum. Ama sizler yaparken şey yapın. Hani kaçlı örüyorsanız ilk başta o kadar boncuk alın. 12. Tekrar bir saydım. Şimdi bakın. Şuralarda yuvalar var. Hemen ilk boncuğumu kenarından girdim. Tekrar bakın. Şurada bir yuva oluşmuş. Oraya tekrar giriyorum. Tek katta girebilirsiniz. Çift katta girebilirsiniz. Zaten tığınızı şöyle biraz hafif ittirdiğiniz zaman yuvaya giriş yapıyorsunuz. Ben çekim yaptığım için benim için biraz zor oluyor ama ne demek istediğimi örmeyi başladığınız zaman anlayacaksınız. Şu an sadece tekniği öğretmeye çalışıyorum. Çünkü bu tekniği çok gösteren yok. Bu hem güzel, benim de günlük hayatımda kullandığım güzel bir kolye ve bileklik arkadaşlar. Bunun bilekliği de var. Çok da sipariş aldığım bir model. Bohem sevenler için bence kusursuz ve güzel bir dizilimi ve renk kombinasyonu var. Evet. İkinci sıramı da yaptım. Bakın boncuklarımız yan yan duruyor. Gördüğünüz gibi. Ben artık 12-12 almayacağım arkadaşlar. Normal gidiyorum. Sizler dediğim gibi 12-12 boncuklarınızı ayırarak o şekilde örün. Gerçekten video çekmek bu arada çok zor, meşakkatli bir iş. Beğenip yorum yaparsanız, takip ederseniz beni çok mutlu olurum. Burada yeni insanlar tanıyacağıma da inanıyorum. Beni yalnız bırakmazsınız umarım. Bakın buradan daha güzel görünüyor. Şöyle yerler var. O yerlere giriş yapıyorum. Evet. Bu şekilde artık devam ediyoruz. İşlemimiz aynı. Dediğim gibi eğer videolarım altına bitişlerle alakalı daha fazla sormak istediğiniz sorular olursa bana ulaşın. Ben YouTube'a da video haricinde de bakıyorum normalde. YouTube'dan da ulaşabilirsiniz. TikTok yine aynı. TikTok'ta da var arkadaşlar hesabım. Hobi sayfam. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Ama Instagram ve YouTube'da daha aktifim. Video çektiğim için çok fazla TikTok'u kullanamıyorum.
Evet. Bu şekilde yuvaların üzerine boncuklarımı yerleştiriyorum. Her yaptığınız zaman da saymayı unutmayın. Zaten model kendi belli ediyor. Onu zaten söküyorsunuz. Onun başka bir çaresi yok. Hem stres atmak için de güzel bir hobi olabilir. Evet arkadaşlar, başlama kısmını gösterdim. Bu şekilde devam ediyoruz. Modelimiz yavaş yavaş alt kısmı oluşmaya başladı. Şöyle. Ben biraz ilerlettim arkadaşlar. Örgümüz bu şekilde devam ediyor. Daha kalın iplerle, daha büyük boncuklarla da daha da farklı modellerde yapabilirsiniz. Bu şekilde örgümüz artık sonuna kadar devam edecek. Ben dediğim gibi küçük, sadece örgünün tekniğini göstermek için yapıyorum. Videoların daha uzun olmasını isterseniz yorumlardan bana ulaşmanızı rica ediyorum. Olmadı Instagram minika_hobiden kanalımı takip edip bana da destek olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Modelimiz oluşmaya başladı. Tekrar boncuk alacağım. Benim boncuklarım bitti. Arkadaşlar el ve tırnaklarımın kusuruna bakmayın. Çünkü sürekli böyle uğraştığım için bakım yapamıyorum. Sürekli kırılıyor tırnaklarım ve ellerim de kuruyor. O yüzden herkesten özür diliyorum. Çok minimal çalıştığım için ve sürekli sipariş yetiştirmeye çalıştığım için yani
Yaptığımız bütün işlem bu arkadaşlar. Kameramda netlemiyor sanki ama. Yaptığımız işlem dediğim gibi sonuna kadar böyle kolye boyutları 42-44 santim kadar oluyor. Bu aparatlarla, şu ucundaki aparatlarla, dilerseniz uçlarına zincir de takabilirsiniz. Bileklik boyutları da 17 santimden başlıyor arkadaşlar. 21-22 santime kadar tabi bilek ölçüsüne göre değişiyor. Ama standardı 17-18 santim. Onu da söylemek istedim. Ben genelde kolyeleri yaparken 42 santim çalışıyorum. Zincir vesaire aparatlarla 44 santime kadar ulaşıyor. Bilginiz olsun. Umarım ben de bir gün böyle tanınırım ve videolarım çok çok izlenir. Gerçekten çok mutlu olacağım. Evet, bu şekilde. Evet. Yaptığımız bütün işlem sonuna kadar
bu arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Dediğim gibi yorumlardan ve Instagram hesabımdan beni takip edip oradan yorumlar da yaparsanız bana ulaşabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.